Merhaba sevgili Başaklar. Selamlar sevgili Başaklar, nasılsınız? 2013-2014 döngüsüne hoş geldiniz. 2014'te başımıza neler gelecek, neler yaşayacağız, hayatımızla ilgili ne tip değişiklikler olacak? Birinçok Kuru Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan, sizlerle birlikteyiz. Evet Demet, neler var sevgili Başak Burcu için? Evet sevgili Başaklar, aslında Başaklar diğer burçlarla kıyasladığımızda olumlu etkiler alan burçlardan çok Jüpiter, zorlayıcı evet çok zorlayıcı açılar yok. Yani direkt Başakları etkileyecek açılar yok bu yıl. Jüpiter yılın ilk aylarında 17 Temmuz'a kadar Yengeç burcunda Başaklar için iyi bir pozisyonda olacak. 17 Ağustos'tan sonra Aslan Burcu'na geçecek Jüpiter. Artık Başaklar biraz daha kendi gelişimleriyle ilgilenebilirler, sağlıklarıyla ilgilenebilirler. Biraz daha onları aslında gizli bir koruyucu gibi Jüpiter desteklemeye devam edecek. 12. cebinde gizli yılda. Koruyucu. Evet. Şimdi bu yıl çevreleri kalabalıklaşıyor. Evet. Yeni insanlar giriyor hayatlarına. Aile, sosyal çevre. Çeşitli kalabalıkların içine girmek ve kendileriyle ilgili bazı sıkıntıları çözmek. Uzun zaman önce etmiş oldukları bazı dilekler, söylemiş oldukları bazı sözler, evrene göndermiş oldukları bazı kelimeler, bazı imajinasyonlar ve bazı realiteler 11. ev üzerinden gelen Jüpiter'in desteğiyle gerçekleşir. Evet. Satürn de destekliyor. Evet. Şimdi Başak Burcu gerçekten geçtiğimiz birkaç yıl çok kötü şeyler yaşadı. Evet, özellikle 2012-2011 zordu Başak Burcu. 2011-2012'de Başak Burcu'nun yaşadığı değerler pek çok Başak'ın hayatlarıyla ilgili çok zorlanmalarına, kendi yaşam sıkıntılarıyla ilgili pek çok sıkıntı yaşamalarına sebebiyet verdi. Artık iyi yıllar bunlar. Evet. 2014'te Jüpiter'in yumuşak geçişleri etrafı kalabalıklaştırırken Satürn daha böyle neşeli, daha keyifli, daha huzurlu bir noktada. Şimdi Satürn istikrarlı iş toplantıları, istikrarlı iş ve kariyer yaşama, geleneksel devam eden olayların neşeli ve keyifli geçmesi dediğimiz bir noktaya sebebiyet veriyor. Bence tabii ki Satürn 6. evde olduğu için Satürn burada biraz günlük yaşamda çok fazla çalışmak, fazla sorumluluk almak. Ama bu çalışma hayatından da memnunluk duyarlar. Bak mesela Satürn 6. evi çok fazla 6-3 6-3 evet. 6'yı da etkiliyor çünkü 3'ü de etkiliyor orada. Böyle bir yapıya giriyor çünkü Satürn 3-6 kasbı üzerinden gelecek. Bu şunu temsil ediyor. Mesela iş yaşamıyla ilgili bilgiler almak. Evet. Kendisini çok fazlasıyla geliştirmek. 3. evle 6. ev arasında. Birlikte çalıştığı insanlarla ilgili toplantılara gitmek, seminerlere gitmek. Yapmış olduğu çalışmalarla ilgili sunumlar, sunumları daha fazlasıyla nitelendirebilmek. Bir de bu tabii ki 9. evi de etkileyecek. Ve bu 12. evi de etkileyecek. Yabancı ülke seyahatleri Başaklar'da daha baskın bir şekilde görünecek. Gerçeği söylemek parayla gerekirse. İlgili bazı gelişmeler bu yıl belirgin şekilde olabilir aslında Başaklar'da. Çünkü Terazi ve Koç'taki tutulma döngüsü Başaklar için özellikle 15 Nisan'daki Terazi Burcu'ndaki ay tutulması, 8 Ekim Koç Burcu'ndaki ay tutulması kazançları veya ortaklaşa gelirleriyle ilgili bazı durumlara da yol açabilir. İşte Satürn'ün pozisyonları ortak gelirlerle ilgili belli değerlere sebebiyet veriyor ama Neptün'e dikkat etmek gerekiyor. Neptün'e kandırılma tehlikeleri var bazı evde. Başakların. 7. evde. Evet, tutulmalar haricinde başka neler varmış? Evet, Başaklar için 25 Ağustos Başak yeni ayı önemli bir dönem. Özellikle 25 Ağustos ve yakınlarında doğanlar için 2014'den sonraki bir yıl önemli yenilikler getirebilen bir yıl olabilir. 16 Mart'ta Başak Burcu'nda Dolunay yaşayacağız. 26 derece Başak Burcu'nda. Bunlar yeni ay ve Dolunay dönemleri Başak Burçları için yenilikler, dönüşümler, başlangıçlar, bazı konularda sonuçlanmalar veya elde edişler getiren önemli dönemlerdir. Merkür'ün retrosu olacak. Başak Burcu'nun yöneticisi olduğu için Merkür'ün retro zamanları da Başak Burçlarını biraz etkileyebilir. Çünkü Merkür Başak Burcu'nun ana yöneticisidir. Merkür retrolarında zaman zaman problemler yaşanabilir. Fakat bence Başak Burcu için burada Mars'ın retrograde pozisyonu çok önemli. Evet, Terazi Burcu'nda olacak.
Çünkü Mars'ın retrograde pozisyonu maddi ve ekonomik olarak evet. 2 Mart'a 20 Mayıs arasında bazı maddi ve ekonomik sıkıntıların biraz daha 15 Nisan haftasında sıkıntıların olabileceğini gösteriyor. 8 Ekim'den sonra rahatlıyor sevgili Başak. Ama şöyle söyleyebilirim, 8 Ekim'den itibaren belli bir rahatlamaya gelse de unutmaması gereken bir şey var. Tutulma döngesi artık 18 aylık dönemde Başakların parasal kaynaklarını, ortak gelirlerini temsil eden bölgelerde, etkilerde bulunuyor. 29 Nisan Boğa Burcu Güneş tutulması ne kadar olumlu gelse de 15 Nisan Terazi Burcu Ay tutulması diş ağrıları. Evet. 8 Ekim böbrek, diş, bel fıtığı, diz, buna benzeyen sorunlara fazlasıyla sebebiyet verebilir. Başka ne var? Merkür'ün retro harekette olduğu 6 Şubat 28 Şubat aralığı, 3 Haziran 2 Temmuz aralığı, 4 Ekim 25 Ekim aralığı da yine iletişimlerde bazı problemler, kısıtlamalar söz konusu olabilir. Bu dönemlerde anlaşma, sözleşme gibi konulara dikkat etmek gerekiyor. Çok dikkat edin. Evet. Merkür'ün retroları çok önemli. Jüpiter, Jüpiter'i iyi değerlendirmek lazım. Jüpiter sosyal yaşamda güç verirken yılın ikinci yarısı koruyacak. 2014'ün Kasım'ından sonra, çünkü Başaklar için biraz zorlayıcı ve yeniden sorumluluk daha arttırıcı bir dönem başlayacak. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımızla. Hoşçakalın. Güle güle.